Evet. Adnan Bey proje sunumları için bekliyor arkadaşlar. Aa, evet bir de o vardı değil mi? Toplantıya katılmak istemiyorsanız iptal edelim. Yarın erteleyelim ya da. Yok yok katılacağım. Geliyorum birazdan. Hı-hı. Adnan Bey çok canınızı sıktı bu durum. Emin olun ben de çok üzgünüm. Çok çirkin. Çok rezilce. Çaresizce sarf edilmiş talihsiz sözler. İnsan çok sinirleniyor haliyle. Ama bir yandan da ciddiye alınacak bir tarafı yok. Ben duyduğumda gereken cevabı verdim. Aslında hiç kale alıp prim vermemek lazım. Haklısınız. Ben toplantı odasına geçiyorum. Başlayın geliyorum ben. Hı hı. Canım. Abla yardım et bana. Ne oldu? Kafam çok karışık. Ne yapacağımı şaşırdım. Yardım et. Geldik sayılır az kaldı. Beşi rahatsız oldu mu yolda? Yok. Yola çıktıktan biraz sonra kapıda gözün hala uyuyor. Aman iyi iyi. Siz ne yapıyorsunuz? Aman. Boğuşuyoruz işte. Bir şey mi oldu? Bihter Hanım seni bahane etti, patırtı çıkarttı. Aa, niye? Onun haberi yokmuş da, herkes Beşir için koşturuyormuş da. Şahiste. O da Beşir'le bozdu. Hem Adnan Bey biliyordu. Ona söylenmemiş işte. Takma kafana, başka bir şeye kızmış belli. Bahane ediyor işte. Boş ver, aldırma sen de o zaman. Hadi dikkat et kendine. Çok da kalma, birkaç gün sonra gel. Bakalım, duruma bağlı. Arada sırada sesini duyur, merak etmeyeyim seni. Tamam, ararım. Hadi hoşça kal. Güle güle çocuğum. Ha, Aysen Hanım'la Beşir'e de selam söyle. Söylerim, hadi. Bay bay öptüm. Yahu niye söylüyorsun şimdi? Çocuğun morali bozulacak. Bilsin, ne var? Buraya gelişin evde problem mi olmuş? Yok canım. Nereden çıkardın? Ya arabanın içi çok sıcak. İnşallah uykuda terlemez. Sen herkesten çok ilgileniyorsun Beşir'le. Çok halsiz düşmüş. İlgilenince eski gelişecek. Hı. Çok şanslı adam. Beşir. Beşir. Hadi uyan geldik. Ciddiye alınacak şey değil ama baksana. Etrafta da konuşuyormuş ulu orta. Aysen Hanım geldiler. Yakanı kapat. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Çantasını al sen de. Sessiz kalma taraftarı değilim ben. Haddini bildirmemiz lazım. O zaman da sözüne değer verip kabullenmiş gibi olmaz mı? Aa, ama susturmak lazım bir şekilde. Olmaz. Adımız söz konusu. Buyurun. Buyurun. Aysen Hanım telefonda. Allah'ın cezası adam. Asıl bizim onun rezaletlerini ortaya dökmemiz lazım.
Hilmi Önal adını iş hayatından silmemiz lazım. Onun seviyesine inmeyeceğim. Dediğim gibi, sessiz kalırsak daha yüz bulacak. Daha çok konuşacak. Bu şekilde verelim cezasını. Ben hemen iş adamları derneğine haber vereceğim. Kara liste yazsınlar bu adamı. Başkana da yazı yazacağım. İhraç edilmesini isteyeceğim. Evet, yapalım bunu. Çetin Özler de bizi destekler. Bütün iş dünyası boykot etsin. Kimse onunla çalışmasın. Ticari hayatı bitsin de aklı başına gelsin alçağın. Senin de sinirini bozdum. Çok hırslandım, çok. Ama merak etme. Dediğim gibi, onu pişman edeceğiz. Çocuklar geldi. Kapatayım şimdi, sonra yine konuşuruz. Tamam, selam söyle. Vereyim Beşir'i. Konuşacak mısın? Hayır, şimdi değil. Peki. Sıkma sen canını. Alacak o dersini. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Böyle karşıladığım için üzgünüm. Hilmi Önal yine canımızı sıktı da. Çok iyi gördüm seni. İyiyim. Rahat geldiniz mi? Hı hı. Yol boyunca uyudu. Seni bakıma alacağım. Çok iyi dinleneceksin burada. Kısa zamanda eski sağlığına kavuşacaksın. İnşallah. Eşyaların nerede? Verdim, götürdüler içeriye. Teşekkürler. Ben gidebilir miyim? Geçin içeriye. Bir şeyler ikram etsinler, öyle gidersiniz. Hı hı. Burada olduğun için çok mutluyum. Acıkmışsınızdır. Söyleyeyim, hemen masayı hazırlasınlar. Ben de yardım edeyim. Thank you.